saniye abi. Herkes hazır olduğuna başlarız. Başlayabiliriz. Bugün gerçekleştirilen duruşmayla genel kuruldaki yönetimin idari yönden ibrasızlığına ilişkin karar iptal edilmiştir. Bu iptal kararıyla birlikte davamızın haklı olduğu, yönetimin idari yönden ibrasızlığının haksız olduğu ortaya konulmuştur. Verilen bu kararla birlikte gerçekleşecek olan seçime bütün yönetim kurulu üyelerinin katılmasının önü açılmıştır. Bütün yönetim kurulu üyeleri seçime katılırlar. Sonuçtan memnunuz. Adaletin ve hukukun yerine geldiğini, gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bütün Galatasaray camiasına hayırlı olsun. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Bugün adaletin, demokrasinin, Galatasaray camiasının günüdür. Aslında az önce biraz bahsettiniz ama şu an mevcut başkan Mustafa Cengiz veya yönetim kurulu üyeleri Galatasaray'da eğer seçim gerçekleşirse aday olabiliyorlar. Evet, doğru. Aday olurlar. Bunda hiçbir hukuki engel yoktur. Bu konuda bir tereddüt de yok. Davamız kabul edildi. Söyleyeceklerimiz bunlar. Kısmen red, kısmen kabul oldu. Üst mahkeme yolu açık mı? Bununla ilgili herhangi bir farklı karar çıkabilir mi? Şöyle, reddolan konu tüzük maddesiyle ilgili. Tüzüğün maddesinde değişiklik talebimiz vardı. İptaline yönelik bir talebimiz vardı. Bu konuda hakim red kararı vermiş olabileceğini düşünüyoruz. Henüz daha gerekçeli karar yazılmadı. Ancak şu kesin ki iptal edilen konu genel kurul kararının kendisidir. İbrasızlığa ilişkin genel kurul kararı iptal edilmiştir. Bu da bütün yönetim kurulu üyelerinin seçime katılması için yeterlidir. Sizden de bir değerlendirme alabilir miyiz? Ben meslektaşımın beyanlarına aynen katılıyorum. Bugün mahkeme bir kez daha doğru bir şekilde hareket ederek genel kurul kararının yönetim kurulu üyelerinin idari ibrasızlığına ilişkin hükmünü iptal etti. Dolayısıyla bütün Galatasaray camiasına bu kararın hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Galatasaray'da uzun süredir devam eden idari ibrasızlık süreci Mart 2018'den bu yana sürüyordu dava süreci ve bugün itibariyle mahkemenin verdiği kararla birlikte idari ibrasızlık kararı, genel kurulun verdiği idari ibrasızlık kararı iptal edilmiş oldu. Az önce Galatasaray Kulübü Avukatı Sayın Ömer Faruk Kırbıyık bu konuyla ilgili konuyu değerlendirdi. Tabii burada en önemli konu tabii hiç şüphesiz Galatasaray'ın mevcut yönetimi, Sayın Başkan Mustafa Cengiz ve yönetiminin olası bir seçimde aday olmasının önünde herhangi bir engel kalmaması. Galatasaray tüzüğü gereği idari ibrasızlık yaşayan yönetim kurulu üyeleri bir sonraki seçimde aday olamıyorlardı ama bugün mahkemenin iptal kararı ile birlikte bu durum ortadan kalkmış oldu ve bir kez daha söylemek gerekirse Mart 2018'de Galatasaray Genel Kurulu'nun verdiği idari ibrasızlık kararı bugün mahkemece iptal edilmiş oldu diyelim ve Çağlayan Adliyesi'nden yayınımızı sonlandıralım. Seyirciler, takım oyununa hoş geldiniz. A Milli Futbol takımımız 2020 yılındaki ilk galibiyetini Rusya karşısında aldı. Milli takım Rusya'yı 3-2 mağlup etmeyi başardı. Uluslar B Ligi 3. grup mücadelesinde ekranınıza da yansıdığı gibi tam 28 yıl sonra 1992 yılından beri yenemiyorduk Rusya'yı. 28 yıl sonra mağlup etmeyi başardık. Rus milli takımı güçlü bir milli takım. Son şampiyonu da hep birlikte seyrettik 2018'de de. İyi bir teknik direktörü var, iyi bir kadrosu var. Fizik gücü yüksek bir takım. Oyunun ilk 20 dakikasına daha fazla onlar hükmeder gibi oldular aslında. Evet. Kırmızı karttan sonra fakat çok düştü Rus takımı. 2-1 derken ikinci yarının başındaki gol bizi rahatlattı. Sonra baktık ki onlar vites yükselttiler. Bir de gol buldular. Fizik güçleri de dirençleri de iyi. O 3-2 onları maçın içinde tutmaya yetti son bölüme kadar. Kaçırdığımız önemli pozisyonlar var tabii. Onların biraz savunma güvenliğini de göz ardı ettikleri bölümde. Çok değerli bir galibiyet yine de. Hele 2020 yılında hiç kazanmamışken, bu ay yıldızı renklere evet, gönül vermişken böyle bir galibiyeti istiyor ve özlüyor insan. Evet, yılı, hocam sizinle başlayalım. Yılı galibiyetsiz kapatmadık. Önemliydi. Hakikaten çok önemliydi. 28 yıl sonra Rusya galibiyeti ayrıca bu işin siz Rus maçı oynadınız mı hocam? Oynadım. Orada bir 2-0'lık maç oynadım. Yine Dünya Kupası elemeleriydi. Kazansaydık katılacaktık. 2-0 yenildik, hatırladım o maçı. Yenildik, katılamadık.
o yıldan bu yıla çok da fazla bir şey değişmedi Ender. Hakikaten fizik gücü olarak hiçbir zaman eksilmeyen bir milli takım. Her dönem, her daim mutlaka milli takımına fiziksel olarak katkı verecek oyuncuları da buluyorlar. Oyuncuların arasında çok büyük bir şey fark etmiyor. Yani giden oyuncuların yerini hemen doldurabiliyorlar. Bugünkü maç da çok önemliydi tabii ki. Maçın kırılma anı tabii ki Rus oyuncunun atılmasıydı. Semenov. Çünkü Semenov atılana kadar biraz sıkıntı çektik. Sanki onun moral bozukluğuyla ilk yarının sonuna kadar Rusya milli takımı biraz böyle bocaladı gibi. İkinci yarıda tekrardan toparladılar. Ama bizim eksik kalan bu rakibimize karşı biraz daha topu ayağımızda tutmamız lazımdı. Bir gereksiz panik yaptık. Bir iki tane de pozisyon verdik. Çok çabuk atağa çıkabiliyorlar. Tempoyu yükselttikleri zaman pozisyon buldular. Taşları çabuk kullanıyorlar. Onlara hemen tedbir almamız lazımdı. Yani eksik kalan bir takımın yapabileceği şey şudur. Tempoyu biraz daha yükseltmek, birebir de adam eksiltmeye çalışmak, çabuk taç kullanmak, serbest vuruş kullanmak. Yani o eksikliğini gidermek için çalışır. Biz bunlara bazen tedbir almadık, başımıza iş açabilirdik. Şenol Hocam'ın oyuncu değişiklikleri biraz daha önde olabilirdi. En azından topu bizde tutma adına. Çünkü Hakan düştü bir ara oyundan. Aynı şekilde Ozan da düştü. Yani yapacağımız iki şey var. Ya skoru korumak için bir tane daha orta sahaya Mahmut gibi böyle defansif bir oyuncu alacaktık. Ya da topun bizde kalması için Yusuf. İkisini de aldık ama biraz daha erken olsaydı. Bir de son paslarda biraz sıkıntı yaşadık. Bir iki pozisyon var ki son pas doğru olsa gol pozisyonuna gireceğiz. Belki oyunu koparacağız. Hakan'ın kısa kalan iki tane topu var. Bunlara dikkat etmemiz lazımdı. Ne olursa olsun kazandık. Çok önemli bir galibiyet. Tabii ki diğer maçın skoru da bizi ilgilendirecek. Belki gruptan eğer bir beraberlik olursa deplasmanda bir Macaristan galibiyetiyle ikinci bitirebiliriz diyorum. Tabii ki Rusya'nın da son oynayacağı maça bağlı. Evet Erman Hocam, devre arasında beraberdik. Dedik ki görüntü kırmızı kartın öncesi, kırmızı kartın sonrası gibi gelişiyor. Siz ısrarla orta sahada sıkıntımız olduğunu, Hakan'ın gününde olmadığını, Yusuf Yazıcı'nın devreye girmesi gerektiğini söylediniz. 3-2 bitti ama dönem dönem sıkıntılar yaşadık. Nasıl gördünüz? Genel olarak nasıl toparlayacaksınız? Bıraktığımız noktada mısınız hala? Bu maç daha mı önce isterdi Yusuf Yazıcı'yı? Vallahi burada 5 kişiyiz. Herhalde aynı fikir çıkardı. Maç 3-1 olduğu zaman bir teknik adam kenardan o takıma ağırlığını koyacak arkadaş. Maç 3-1 olmuş artık. Tabii, dakika hala da. Şenol bizim gibi seyrediyor arkadaş ya. Ne zaman 3-2 oluyor panikliyor bu sefer el de koyamıyor. Yani Şenol'un paniklememesi lazım. Şenol'un suratına bakıyorum, topçular daha rahatlar Şenol'dan. Beyaz, kâr ediyorsan. Kâr ediyorsun ya, ekibimi niye? Muhasebeciyi niye çıkarayım? Veya satıcıyı niye kâr ediyorum? Lan baktım ki zarar ediyorum, o zaman çıkarırım. Ya adam iyi oynuyor. Cengiz Ünder. Bu adam iyi oynuyor. Adam sana bir gol attı olacak şey değil. Elinden koydu topu. Elinden koydu. O gol öyle kolay bir gol değil. Ya sen bu adam dikkat edin ya. Baktı, şöyle baktı. Yürüdü gitti. Yani şimdi 90 dakika bitti. Bizim takım memnun mu? Çocukların suratını gördünüz mü? Abi Rus milli takımı 10 kişi bizden iyi oynadı. Oyunun 4'te 3'ünü 10 kişi oynadılar. Bizden iyi oynadılar. Biz şahsi becerilerle goller attık. Hiç organize bir işte şahsi beceri Caner'in ortası, bir Cengiz'in golü, üçte penaltı. Adamların oyun şekline bak. Rus takımı bizden iyi takım abi. Bugün 10 kişi kaldılar, maçı kaybettiler. 11-11 mutlak bizi yenerlerdi. Ama diyeceksin ki yani halamın bıyıkları olsa amcam olurdu, o da ayrı bir olay tabii. Ama ben mutlu değilim milli takımdan. Bu oyunculara sahip olmamıza rağmen oyundan ve Şenol'dan bugün mutlu değilim. Bir özet gelmiş. Özeti izleyelim. Üzerine konuşalım.